Damla hocam siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam çok iyi. Damla hocam bir efsanedir, dünya güzelidir maşallah. Allah ilmini, irfanını, ahlakını kat kat artırsın. Çok saygılıdır. Elhamdülillah hocam. Kur'an bilgisi muhteşemdir. Maşallah. Müthiş Atatürkçüdür. Atatürk'ün aynı Cumhuriyet tarihi falan su gibi ezberden bilir. İnşallah. Müthiş tarih bilgisi vardır. Elhamdülillah. Osmanlı tarihi hepsi böyle uzmandır maşallah. Maşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Eşi de çok sevdiğim benim eski bir talebemdir maşallah. Maşallah. Biraz annesiyle biraz sorunlar var ama onlar da inşallah hallolacak. Evet. Dua edeceğiz inşallah. İnşallah. Anniş de hallolacak. Ama benim canımı biraz o zamanlar anniş üzmüştü ama inşallah düzelir. Evet. Nedir söylemek istediğin var mı, anlatmak istediğin? Şimdi birkaç gün önce televizyona çıktı, ağladı biraz. Yani onun üstünde biraz yanlış anlaşıldı tabii. İnsanların yani bambaşka bir yönünü gördüler aslında, arka planını görmediler. Annem normalde ben çok seviyorum, görüşmek de isterim fakat yani benim sadece para yönünü düşünüyor. Yani beni seviyor fakat para yönünden beni korumak istiyor. Yani benim üzerimden para kazanmaya çalışmasa, yani beni sevse, eşime saygı duysa, bana saygı duysa benim başımın tacı. Ben zaten görüşürüm annemle, çok da seviyorum. Ama bunun dışında her görüştüğümde hakarette, tehditte bulunursa, saldırıda bulunursa, benim can güvenliğime herhangi bir problem olursa ben tabii ki bu durumda görüşmek istemem, kendimi korumaya alırım. Yani aile içi şiddet bilinen bir konudur. Evet. Evet. Aile içi, hani gel benim kafamı gözümü kır. Evet. Diyemez tabii, ben senin sözüne göre diyorum. Evet, ben tabii evet. Aile içi şiddet mağduruyum. Bunu evet. Zaten yetkililere de yazdım. Mahkemelerde devam ediyor hocam. Dua ederim Allah kalplerine İnşallah. Şefkat versin, sevgi versin. Senin özgür din anlayışına, Müslümanlık İnşallah. Anlayışına inşallah saygı duysunlar. Kalplerine bir esenlik, bir iyilik, bir hoşluk gelsin inşallah. Tabii yakışıksız oturup böyle ağlıyor gibi yapıyor. Arada kesiyor. Evet. Bizlere bir şey söylüyor arada. Evet. Bilgi veriyorlar. Yeniden ağlıyor gibi yapıyor. Yeniden konuşuyor gibi yapıyor. Evet. Yani çok garip şeyler. Birileri evet. yanında yönlendirdiği anlaşılıyor. Duruyor, evet. düşünüyor evet. ne konuşacağını evet. falan. Taktik veriyorlar yanındakiler. Evet. Biliyoruz o ekibi evet. kimler olduklarını. Evet. Çok çok ayıp. Çok acayip hareketler bunlar. Efendim ağlama. Tam da davanın görüleceği bu aralar karara gidecek dava. Orada göğe kamuoyu yönlendirecek. İşte hani zavallı kızlar. Nereye? 25 yaşında benim canım. Tabii, tabii. Bayağı İnşallah. Aklı başında. Elhamdülillah. Efendim tahsilli, İnşallah. Görgülü, kültürlü, aklı başında evet. insan. Evli barklı insan. Nerenin kandırılıyorsa bilmem tabii nesi. Tabii ki. İnşallah. Değil mi? Tabii. Hür iradesiyle, aklıyla, fikriyle İnşallah. Hareket eden insanlar. Evet. İslam'ı, Kur'an'ı yaşamak evet. suç değil. İstediği insanla görüşür. Ama şiddet olursa bu ayıp. Evet. Bu vicdana uygun olmaz. Kimi götürüyor tarlada çoluğunu öldürmek, kimi yaralıyor, kimi bıçaklıyor, kimi dövüyor, sövüyor. Çocuğu olması malı anlamına gelmez. Evet. O ayrı bir insandır, bağımsız evet. bir insandır. İnşallah. Bu doğru olmaz. Evet. Yani ben görmedim tabii, senin ifadene göre. Evet söyleyeyim. Hocam tabii inşallah. Evet. Hatta hocam yani Hı. şu an eşim, biz normal orta halli bir aileyiz. Eşim Hı. şu an annemi 100 milyar para çıkarıp verse tamamen kesilir. Yani bu olayların ardı arkası gelmez, güllük gülistanlık olur ortam. Herhangi bir rahatsızlığı olmaz, sevdiğine çıkmaz. Çok çok mutlu, rahat oturur. Sadece ona para gelmediği için, yani benden bir çıkar sağlayamadığı için şu an çıkıp televizyonlarda bu tarz konuşmalar yapıyor. Hiçbiri de doğru değil. Yani insanları, toplumu da kandırıyor. Toplum psikolojisini böyle anne babadır, işte ağlayan anne babaya toplum çok şey yapar, üzülür ya da aksi yönde onların tarafından düşünür. Ama olayın aslı o şekilde değil şimdi. Tek taraflı bir koruma olduğu için benim bunları anlatmam gerekiyor. Yani doğruları söylemiyor annem. Anlattıklarının tamamı iftira. Ben zaten eşimle hür irademle severek evlendim hocam. Siz de biliyorsunuz. Bayağı da makul, aklı başında bir insanım. Hür irademle karar verdim. Zaten eşim ailemle görüşmem konusunda hiçbir baskı yapmıyor bana. Yani hiçbir konuda bilgi şey yapmıyor, fikir vermiyor. Ben kendi isteğimle ailemle görüşmüyorum. Yani bana karşı, eşime karşı herhangi bir saldırıda bulunmayacağını teminat verirse, İnancımıza, işte Müslüman olmamıza karşı çıkmazsa ben zaten görüşürüm ailemle, annemle, tabii canım, babamla. Deli olmak evet. lazım bir insan, annesi babası niye görüşmesin ya? Evet. Ama zulüm olursa, saldırı olursa, hakaret aşağı mı? İnsan kendini korur, ne yapsın yani? Değil mi? Tabii, tabii. Gel tabii kolumu kır demez bir insan. Tabii. İnşallah. İnşallah. Benim canım ilk evlendiğinde çok zayıftı. Rahatsızdı, birçok hastalığı tabii, falan evet, da hocam, vardı. Tabii. Bak mesela hastalıkları falan da geçti, elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. Maşallah. Hocam normalde benim romatizma hastalığım vardı ve bayağı ciddi, yani ileri seviyede bir hastalıktı.
Eşim bana şu an çiçek gibi bakıyor. O kadar el üstünde tutuyor ki hiçbir hastalığım kalmadı. Yani doktora gittiğimde doktor şaşırıyor. Normalde geçmez böyle bir hastalık diyor. Şu an hiçbir şeyim kalmadı. Allah'a çok şükür neşeliyim, güçlüyüm, kuvvetliyim, elhamdülillah sağlığım yerinde, neşem yerinde, huzurum yerinde. Annem bunun aksine yani bu mutlu, huzurlu hayatımı bırakıp onların o sağlıksız, mutsuz, kavga dövüş içinde olan hayatıma geri dönmemi istiyor. Yani bunu ben tabii ki kabul edemem. Eşim mutlu, evliliğim olan eşimden ayrılıp annemlerin o evine tabii ki geri dönmek istemem. Ama görüşürüm yani bana saldırganlık yapmazsa, herhangi bir saldırıda bulunmazsa görüşürüm hocam. Konuşayım Damla'yla. Çocuğu manken yapmak için o ajans senin, bu ajans benim geziyorum. Romatizmalı hasta çocuğu. Ya bu acayip bir hareket. Tabii. Yazık, günah değil mi ya çocuğa? Hocam bir de kışın en soğuk zamanında yani normalde öyle bir hastalığı olan bir insanın o şekilde sokağa bile çıkmaması gerekir. En hijyenik ortamda, en iyi şartlarda bakılması gerekir. Aksine üstünden para kazanmak için yani böyle tanınmış ünlü bir manken olmam için kapı kapı ajansları gezdirip o kışın sonunda ajanslar beğensin diye yemek yedirmeyip müthiş çelimsizdim zaten. Aşırı sağlıksız ve çok çok zayıftım. Beni zaten görenler şu an aradaki farkı çok iyi görmüşler. Ne kadar sağlıklı, ne kadar neşeli ve iyileştiğimi görmüşlerdir. Aradaki kıyası çok iyi yapmışlardır. Allah'a çok şükür, eşimden de Allah razı olsun. Onun vesilesiyle sağlığıma kavuştum hocam. Elhamdülillah.